İyi pizza güzel pizza severler Planbop Game kanalına ve Pizza Bob'a hepiniz Hoş geldiniz. Ben Merve. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 286. gündeyiz. Haberlerimizde herhangi bir şey yok. Bakalım bugün hangi zorlayıcı e, konuklar gelecek ve ne sipariş edecekler. İki gün kaldı. E, umarım etkinliği tamamlayabilirim. Burada ne yazıyormuş? Filipinler'de Pangangaluva ve Meksika'da Dia de los Muertos. Britanya'da Guy Hawks Night adı verilen bayramlar cadılar bayramı ile aynı 7 gün içinde kutlanıyormuş. Görevimize 50 bahşiş aldım ve haydi bakalım başlıyoruz. Duydum ki insanlar pesto ve deniz mahsullerini şipliyormuş. Hemen hızlı hızlı buraları bitirmek istiyorum. Ve yine hızlı bir şekilde zorlayıcı konuklarımızla karşılaşmak istiyorum bir önceki o bataklık canavarı bu arada onun adı bataklık canavarıymış onu da öğrenmiş olduk ee, o sümüksü bataklık canavarının beni aşırı zorlamasından sonra umuyorum ki daha kolay şeyler gelecektir ya da artık en sonunda o etkinlik hediyesini alacağımız. E o en sonda daha zorlayıcı şeyler gelecek hiç bilmiyorum. Bakacağız. Pesto sosunu denemem lazım üstüne soğan, zeytin. Pesto sosu. Gel. Soğan ve zeytin. Gönder. <laughs> Bana iki pestolu ve soğanlı pizza. Birinin yarısında tavuk jambon. Artık ezberledik. İki tane pestolu pizza. İkisi de soğanlı olacak. Birinin yarısında jambon ve... Aa, yanlış yere şey yaptım. Yanlış yer gönder. Pesto, peynir, gel. Soğan, şurada tavuk, şurada jambon. Kutula. Bunu da kutula. Buyurun afiyet olsun. 25 oldu. Başlarda kazanılıyor. Sıradaki iki zeytinli pizza hepsinde koyu kenar. Hemen iki tane zeytinli pizza hazırlıyorum. Normal klasik kırmızı sostan. Dur bu değil. İki tane zeytin. İkisi de koyu kenar olacakmış. İki defa fırından geçiriyorum. Birincisi hazır. İkincisi de hazır. Buyurun bakalım afiyet olsun. 15.36 güzel. Devam. Tatlı tuzlu, ananaslı ve zeytinli bir pizza. Ananaslı ve zeytinli tatlı tuzlu pizzamız da hazır. Gönderdik. Gel bakalım. Saat 3.30 oldu. Daha var gitmemize. Harikulade vay be. Acaba mısır pesto soslu mu yoksa domates soslu yok Buna karar vermek için iki pizza almak istemiyorum. Yarısı pestolu, yarısı kırmızı soslu peyniri koyduk ve mısırı da koyduk. Böyle bir şey gönder. Buyurun afiyet olsun. 50 aldık görevi de 20 altın. Güzel. 700 altınımız oldu. 701. 24K'da para var. Selam sen de katılıyorsun bir sokağın karşısında biliyorsun. Geç. Pesto da jambona bayılırım ama jambonu salam ve marinara. Jambonlu bir pizza yarısında pesto yarısında sucuk kırmızı sos. Tamam. Yarısında şimdi dur pesto kırmızı şöyle yarısında sucuk var bunu bırak. Her iki tarafında da jambon var böyle bir şey. Gönder. Buyurun. Bu pizzaya ne tanışacağım? Tanıştır. Bye bay. Hawaii pizza zaten kendisi bir entrika peki. Üstüne pesto sos. Pesto soslu bir Hawaii pizzası. Yeşil sarıyı koyduk. Hawaii pizzasında ne dedik? Jambon var. Bir de ananas var. Gönder. Fırınımızın hızlılığı da gitmek üzere. Gücü iyice düştü. Hayatımda hiçbir yemeğe bize kadar müteşekkir olmamıştım. Tamam yarım cuk ve soğanlı yarım zeytinli ama peynirsiz. Şimdi yarı cuk ve soğanlı yarı zeytinli peynirsiz. Şimdi şurada sucuk ve soğan var. Şurada da zeytin mi var? Yarı zeytinli peynirsiz. Böyle olduğunu düşünüyorum. Zeytin olan kısımda peynir yok dedi. Öteki tarafta peynirli, sucuklu ve soğanlı. <laughs> Buyurun. Doğru yapmışım. Doğru yapmışım. Supreme pizza'nın birbirinden farklı pesto soslu. Tamam. Pesto soslu bir supreme hemen geliyor. Son bir saatim kaldı. Bakalım hangi konuklarla karşılaşacağız. Ve aslında hangi konukların olduğunu biliyoruz da e, ne isteyecekler bizden? Onları öğrenmemize çok az kaldı. Kurt adam gelecekti. Onu görmüştüm. Cadı gelecek. Onu gördüm. Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Tamam. Bekleyeceğim. Bunu yapmak istemiyorum. 8 olsun saat. Yani çok az kaldı zaten. Fıçı, fıçı 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 gittik. Evet, kurt adam geldi. İki pizza, elinde olan bütün etlerden olsun. açtığımdan ölüyorum ve ben açken oldukça huysuz olurum. Elindeki bütün etlerden olsun. Almanca mı konuşuyorum burada etli olan her şeyden iki pizzaya. Yani anladığım kadarıyla şunlar olacak: peynir olacak ve e, sucuk, sosis, balık, pastırma ve jambon. Bütün etler olacak diye anlıyorum ama şöyle bir daha bir bakmak istiyorum. Evet şimdi yine yapmış olduğum ufak bir araştırmaya göre çünkü hata yapmamam lazım. Şu şekilde domates soslu ve peynirli olacak. Bunun haricinde sosisler olacak. Pastırma olacak. Jambon olacak. Balık olacak. Ve şöyle bir durum var. Sucuk olmayacak arkadaşlar. Biber olacak. Yani yaptığım araştırmaya göre böyle bir sonuca vardım. Umarım böyledir. Umarım böyledir. Bunu da yapamayanlar vardı aranızda galiba. Bakacağız. Özben. Evet bu pizza berbat. Eğer bu kadar medeni bir centilmen olmasaydı beni de şimdi sen olurdun. Tamam yapmış olduğum araştırma yanlışmış. <laughs> Tekrar bakacağız. İnsanlar eğer e, kokuyorsam nerede olduğumu bilebilir. Bana kokuşmuş malzemesiz bir pizza yap. <laughs> Pizzamda soğan ve hamsi gibi kokuşmuş şeyleri istemiyorum. Kalan her şey olur. Yine ilginç bir sipariş. Yani şimdi kokuşmuş malzemeler soğan ve hamsi koyma dedi. Gerisini koyduğum bir pizza hazırlayacağım. Yani ilk aklıma gelin şu anda yapıyorum. Zaten kurt adamda kaldık. Bari buradan devam edelim. Soğan ve hamsi gibi dedi. Biberi koydum. Ananas ve fesleğeni koyalım. Jambonu koydum. Pastırma var mı acaba? Tam pastırmayı da koydum. Böyle bakalım. Sadece soğan ve balık koymadım. Onun dışında kalan her şeyi koy dedi koyduk. Keşke kurt adama da şey yapsaydım. Bütün etleri yapsaydım. Gözlerime inanamıyorum ben. Görünmezim ama herkes bu pizzanın harika olduğunu açıkça görebilir. Tamam. Bunu başardım. Kurt adamda kaldım. Kurt adamı tekrar yapacağız. Maalesef ki devam ediyoruz sonraki günle. Şimdi acaba kurtadama tekrar geri mi döneceğim yoksa bir sonraki ikili mi çıkacak? Bence tekrar kurtadama döneceğim galiba diye düşünüyorum. Şöyle yapalım mı? Ben yine buradaki şu kısmı hızlı bir şekilde oynayayım ve tekrar biz vampir şatosuna gittiğimizde ben onu montajlayayım keseyim. Siz oradan devam edin. Bakalım kurt adam mı çıkacak yoksa kalan diğer konuklar gelip sonradan mı kurt adama tekrar geri döneceğiz? Onu hep birlikte göreceğiz o zaman. Ben şimdi hızlıca buraları oynuyorum. Saat 8'de şatoda görüşürüz. Evet. Tekrar kurt adama geldik. Kurt adamı geçmeden bir sonraki ikiliye e, maalesef geçemiyoruz. E, umarım bütün etleri koyacağım şimdi. Koyduğumda olur diye düşünüyorum. Bakacağız yine bizim bataklık canavarı gibi bu sefer de kurt adamla bayağı uğraşacağım galiba. Öyle gözüküyor. Bakalım ilk seferde yapmak istediğim şeyi yapacağım. Şu an bütün etleri koyduğum iki tane bir pizza hazırlıyorum. Zaten bu kadar var, karidesle şey yok, tavuk yok. Yani umarım böyledir. Yani zaten ilk anladığım böyleydi de, ben farklı bir şey olduğunu düşündüm. Son derece hoşnut kaldım. Aynen, her zaman ilk düşündüğün doğrudur. Bütün etleri koy demişti zaten. Ee, ben. Farklı bir araştırmaya gidince ortalık karıştı. Duyduğuma göre pizzada kemiklerimi güçlendirebilecek birçok şey var. Şeyleri biliyor musun? Süt ürünü, balık, domates ve yeşillik. Bana onlardan bir pizza yapar mısın? Şimdi. Süt ürünü, balık, domates. Şimdi ilk önce süt ürünü ve domatese odaklanmamız gerekiyor. Domates dediği domates sozu. Süt ürünü dediği peynir. Bunları koyduk. Şimdi doğru mantıkla okursak doğru sonuca ulaşabiliriz. Süt ürünü ve e, domatesi bitirdikten sonra balık diyor ve yeşillik diyor, değil mi? Elimizde ne var? Balık var. Peki yeşillik olarak ne var? Biberimiz var. Bir de fesleğenimiz var. Yani biber ve fesleğen de koyduk. Mantık bu. Şu anda direkt düz mantık ilerliyorum. Umarım doğrudur. Bu pizza da dehşet lezzetli. Kemikleri mürperdi resmen. Evet. Düz mantık arkadaşlar. Doğru okuduğumuz zaman olabiliyormuş. Evet. Son şey gelmedi cadı. He. 2 iki, iki konuk geldiği için ben şeyi kurt adamı ikinci defada yaptığım için yine o kurt adamla iskeleti ikiledi. O yüzden en son bir daha oynayacağız ve bu sefer de cadı gelecek. O zaman devam ediyoruz. Eğlenceli bilgi. Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün 8 Amerikalı'dan biri pizza yiyor. Her saniyesi 350 dilim midelerine iniyor. Şuraları geçtim. Ben yine ne yapıyorum? Ben ben yine buraları hallediyorum ve sizle saat 8'de tekrar şeyde görüşeceğiz. Bakayım buraya. Evet, şurada bir adet şeyimiz var. Cadımız var. Cadıdan da puanımı alacağım. 180 şu anda kasayı alabiliyoruz. Puanı aldıktan sonra kasamızı da alırız. Ve artık bir sonraki bölümde de artık yavaş yavaş etkinlik hediyesini almaya doğru ilerliyoruz. O zaman 8'de görüşüyoruz. Neredeyiz? Vampiri şatosunda Cadı ile birlikte. Bakalım Cadı bizi ne kadar zorlayacak. Evet günümüz bitti. 8 oldu ve fıçı 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 tekrardan geldik buraya. Yerde olan her şey üstünde şimdi yuvarlak peynirli diskte ekstra pişmiş hem de <laughs> Aa, tekerleme gibi bayağı bir zor bir şey neymiş bu acaba ne diyelim <laughs> meyveler ve sebzeler hem de mantarlar ile pişirmeye gelince de geçir onu ikinciye tamam iki kere pişirme istiyor ee, şimdi meyveler ve sebzeler hem de mantarlar ile sos peynir geldik. Mantarı koy diyor. Meyve ve sebze diyor. Şimdi meyveler neydi? Zeytin, dolma biber, ananas. Sebze neydi? Soğanlı ve fesleğen. Mısır burada olmadığı için normalde sebzede de mısırı da koyuyorduk da mısır burada olmadığı için geriye sadece soğanla fesleğen kalıyor. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bakalım doğru mu? Gönderdik fırınımıza birinci defa pişti. ikinci defa daha pişiriyoruz. Gel gel gel. Haydi bakalım. Umarım doğrusundur. İki kere pişirdik. Al bakalım. <laughs> Güçlü bir aşk iksiri gibi yesen bir dilim. Anlarsın beni. Cennetten gönderilmiş sanki tekerlemeci. Evet hallettik. Çok güzel. <laughs> Görünüşe göre besleyecek kimseler kalmamış burada ama korkma arkadaşlarım geri gelecektir. Toklukları uzun sürmez. 224 e, hilal paramız falan bir şeyler oldu. Buraları hızlı geçelim. 246. Hemen dekorasyona geliyorum. 224 oldu. 180'e hemen kasamı aldım. 44 kaldı. Keşke biraz daha olsaydı bunu da alırdım ama şu anda o kadar fazla param yok maalesef. O zaman, o zaman bir bölümün daha böylelikle sonuna gelmiş oldu. Kurtadan beni biraz zorladı aslında ilk aklıma geleni yapsam hemen geçerdim ama orada işte bataklık canavarındaki gibi farklı bir şey isteyeceğini düşündüm. Yine oradaki yaptığım araştırmadan yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalıştım ama e, olmadı. Direkt düz mantık bütün etleri koyunca oluyormuş cadıda da biraz zorlanabilirdim ama e, o da kolaydı meyve sebze yani neyin ne olduğunu bildikten sonra gerçekten o da kolay e, bence en zoru açıkçası bataklık canavarıydı daha bakalım kimler gelecek bilmiyorum ama en oydu çünkü sucuk diyor ama sosis istiyor yani bence en zoru en aldatmacası oydu onu bilmek gerçekten bayağı bir zor olurdu. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Umarım buradan yine gördüklerinizle kendi oyunlarınızda bazı şeyleri geçebilmişsinizdir. E, bitirenlere de hayırlı olsun diyorum kutuları aldınız. E, kabus kutusu muydu? Öyle bir şey veriyormuş sanırım. E, Onu aldınız ve oyununuza devam ediyorsunuz. Umarım ben de alabilirim. E, hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bakalım bitecek diye düşünüyorum etkinlik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, düşüncelerinizi yazmayı ve tabii ki kanala abone olarak desteklemeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.